Sevgili izleyenler, programımız çok hararetli devam ediyor. Bir saatin nasıl geçtiğini anlayamadık. Ama hemen devam ediyoruz. Işın Karaca'yı ve Bilgehan Hoca'yı alıyorum yine. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aslında konuşacak o kadar çok şey var ki, yani elimizden geldiğince de özet anlatıyoruz ama bakın, Bilgehan Hoca'nın söylediği çok önemli bir şey var. Bu petrol ürünü olan maskeleri soldukça bir takım partiküller çocukların ciğerlerine gidecek ve bu partiküller kalıcıdır diyor. Çıkaramazsınız diyor. Çıkmaz diyor. Buna dikkatinizi çekiyorum. Bu çok dehşet bir şeyden bahsediyorum. Evet, öyle, gerçekten öyle yani. Onun için biz burada maske ve çocuğun, yani çocuk ve maskenin zararları konusunu işlerken böyle operatör doktor Bilgen'in verdiği bilgiler ışığında konuşalım dedik. Kendisi de görüyorsunuz anlatıyor. Akademik araştırmalardan bahsediyor. Yaptığı araştırmalardan bahsediyor. Kaynakları da veriyor. Hepimiz girip internette bunlara tek tek bakıp araştırabiliriz. Tekrar canlı yayın alacağım ve kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili izleyenler. Konu çok önemli. Hepimizin çocukları var ve çocuklarımızın şu anda okula başlaması tabii beraberinde bir gerginlik de getirdiği maske konusu. Maskenin korumadığını, bilakis zarar verdiğini söylüyor. Operatör doktor Bilgehan Bilge. Tekrar bağlanmaya çalışacağım. Evet, Instagram biliyorsunuz bir saatle sınırlıyor canlı yayınları maalesef. Bu sefer bakalım tekrar alalım. Gayret Instagram. Tekrar hoş geldiniz sevgili izleyenler. Işın Karaca'yı ve Bilgen Bilge hocamızı tekrar canlı yayına alıyorum. Tekrar hoş geldiniz Işın Hanım. Selam tekrar. Su Evet, molası. su molası. Ben de hatta bir su isteyeyim içeriden. Bana getirirlerse çok sevineceğim. Evdekiler su getirin. Benim ufaklığı da ben aslında şey yaptım da ufak kızı. O çıkmak istemedi. Şimdi ben şunu da göstereyim bu arada Bilgehan hocamız bağlanırken. Şu, bakın şöyle bir şey alıyorsunuz eczaneden. Buradan dayıyorsunuz. Buradan karbonat ve tuzlu suyu sıktığınız zaman şu şekilde geliyor. Diğer delikten aşağı akıyor. Hatta bir miktar genzinize de giriyor. Ben çocuk her okuldan geldiğinde bu şeyi yaptırıyorum. Temizliği yaptırıyorum çocuklara. Artık alışkanlık oldu bu. Karbonatlı kaya tuzu yalnız. Özellikle de bunu söyleyeyim. Sofra tuzu olmamalı. Çünkü sofra tuzunun içeriğindeki maddeleri de bir araştırırsanız önemli bir detayla karşılaşacaksınız. Sağlığınızı tehdit eden bir madde var orada ve ciddi derecede tehdit ediyor. Tam aklıma gelmiyor şimdi potasyum siyanür gibi bir şey diyeceğim ama yanlış Siyanür olmasın. değildir herhalde. Yani o bildiğimiz siyanür Umarım değil de değildir. Umarım değildir. O bildiğimiz siyanür değil de işte tam aklıma gelmiyor. Fakat zaten Google'a girin görürsünüz. Kaya tuzu ve şey olacak. Karbonat karışımı. Buradan sıkıyorsunuz. Buradan. Tekrar buradan sıkıyorsunuz. Bir daha buradan. Bir de bak şöyle bir şey yaptım ben mesela evde. Bunu da gargara için. Aha, yapıyoruz. Ve boğazlarımızı temizliyoruz. Hakikaten vazgeçemeyeceksiniz. Her okuldan geldiğinde çocuklar zaten Şimdi hele buradaki şu an yorumlarımız Bilgehan açık. hocam tekrar alayım. Buyurun, buyurun. Ben bu arada takipçilerimize soralım. Bakın, kumaş maskeyi soracağız hocamız ama sonuç itibariyle bir çocuğun ağzını burnunu kapatmak zaten iyi bir şey olmadığını zaten öğrendik bugün. Bunun herhangi bir Alıyoruz. bir Evet. bana orada tırnak yeme diyor. Stresten yiyorum valla. Açık sözlülüğünüze bayılıyorum bu arada işte onu söyleyeyim. Doğallığınız harika. Ben de şu suyumu içeyim. nerede olduğunuzu, hangi ülkede ve Türkiye'dekiler değil tabii yurt dışından bizi takip edenler nerede çocuklar okulda maske kullanıyor mu, kullanmıyor mu bunu bilmek istiyoruz bir taraftan. Evet. Hocama Kısa sormak kısa olursa çok istediğiniz, seviniriz sevgili evet, dinleyenler. Uzun aynen. olduğu zaman çünkü akıp gidiyor. Hem sizinki yazınızı okuyamıyoruz hem diğerleri de okuyamıyoruz.
Kısa böyle vurucu net Şunu da olursa. hemen söyleyelim. Sevgili Selçuk'un sayfasında ne deniyordu Selçuk ona ya? Dilekçeyi mi diyorsunuz? Dilekçeyi. Dilekçe duruyor. Ben de paylaşacağım dilekçeyi. Hatta ben ne yazık ki bu büyük bir olasılıkla kızım yeni başladı. Cape Town'da zorunluymuş bu arada. Büyük bir olasılıkla benimle birlikte birçok anne bu başlayacaktır. Ama diyorlar ki okul müdürleri dilekçe kabul etmiyor. Ya Kabul bu istediği kadar etmekle kabul yetmiyor. etmesin. O zaman şunu Etmekle yetmiyor. yapıyorsunuz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gidiyorsunuz Işın'ın. Çocuk o maskeyi takmak zorunda değil. Zaten aslına bakarsanız dilekçe vermek zorunda da değiliz de. Hani orada biz kanunları belirttik. Hangi kanun? Ben size yaşadığımı kısaca anlatayım. Bana da önce tepki gösterdiler. İşte kanun var, şu var, bu var diye dedim. Yani müdür bey, bu bir kanun değil. Bir defa genelge. Dolayısıyla genelgeler çok önemli değil. Siz benim ertesi gün verdim ben dilekçeyi. Adam, hoş geldiniz dedi. Daha gayet bir şekilde oturduk, konuştuk. Onlar da hemen işleme aldı. Bir de evrak numarasını mutlaka alın. Ha, okuldan diyelim ki şey yapmadılar, kabul etmediler. Panik Işın Hanım yapabiliyorlar. yayından düştü herhalde Selçuk. Evet, tekrar alalım. Panik yapabiliyorlar. Dolayısıyla ya ben okul idaresine de hak veriyorum biraz. Şöyle, onların da üzerinde bir baskı var sonuçta. Fakat kanunları çiğneyemeyiz. Hiç kimse zorla bizim çocuklarımıza tutup da maske takacaksın diyemez. Böyle bir şey yok. Ben şunu yaptım. Çocuğuma bıraktım biraz da. Çünkü onların da çevresiyle olan etkileşimi var. Şimdilik burnundan nefes alıyor. Zamanla çenesine inecek ve de zamanla tamamen kaldırtıracağım. Ben eminim birçok kişi de aynı şeyi yapacaktır. Şimdi hemen şu soruyu hocama sorayım burada. Tabii şöyle bir şey gelecek. Kardeşim sen ne yapıyorsun? Maskesiz çocuğun benim çocuğumu ve bizi tehlikeye atacaksın. Senin çocuğun koronavirüsü getirecek. Benim çocuğuma bulaştıracak. O da gelecek bana getirecek. Ben koronavirüs olup öleceğim. Senin bunu yapmaya ne hakkın var diye bize şimdi belki sataşmaya Doğru. bakacak insanlar. Şimdi Buyurun. Kanada ve Bunu İngiltere açıklayın. Buyurun. İngiltere'de neredeyse eş zamanlı yapılan bir çalışma var. Şöyle söyleyeyim, aynı şekilde bu endişe çok egoistçe, çok bencilce. Ben inanamıyorum. Yani bir anne babanın şöyle bir fikriyatta olacağına inanamıyorum ama insanları inandırmayı başardılar medya kanalıyla. Dediler ki bu çocuklar var ya, bu bastı bacaklar, etraftan virüsleri topluyorlar, getiriyorlar, anaya, babaya, dedeye, nineye bulaştırıyorlar. Bunlar süper bulaştırıcı dediler. 2020 senesinde dillerde bu dolaştı. Çocuklar süper bulaştırıcı, çocuklar süper bulaştırıcı. Ve biliyorsunuz dünyada numuneyiz biz bu konuda. 20 yaş altı ne kadar genç ve çocuk varsa evlere tıktık. Herkes, her şey serbest oldu. Bu garibanlar 65 yaş üstüyle birlikte evlerde kaldı. Niye? Süper bulaştırıcı bunlar. Bu şeyler, bebe ruhiler gidecekler. Etraftan virüsü toplayıp bize bulaştıracaklar. Ya bu ne kadar bencilce, egoistçe bir düşünce. Yani hani zamanda poşetleri kapıya koyup çamaşır suyuyla yıkıyorduk ya. Muhtemelen okuldan gelen çocuklarını 2 gün kapının önünde bekletip çamaşır suyuyla yıkayıp içeriye almaya niyetli ebeveynler de gelişmiştir bu beyin yıkama süreci içerisinde. Ama ben Kanada ve İngiltere'de eş zamanlı yapılmış iki çalışmayla ilgili hemen istatistiki bilgi vereceğim. Bu Buyurun. çalışmalarda geriye dönük olarak COVID pozitif çıkmış olan çocukların geriye dönük olarak bu hastalığı nereden aldıklarıyla ilişkili bir yapılan çalışmada bu çocukların %71'ini hastalığı bir yetişkinden kaptıklarını, tamam mı? %71'i çocukların bu Yüzde hastalığı. yetmiş biri, yani bırak çocuğun yetişkine hastalık bulaştırmasını, yazık, COVID pozitif çıkan çocukların %71'i hastalığı yetişkinden almış, kapmış. %17'si, sadece %17'si akranlarından. %11'i de bilinmeyen sebepten. Yani siz çocuğum gidecek okula virüs toplayacak, bana bulaştıracak diye endişeleneceğinize, ya ben bürodan, fabrikadan, iş yerimden
Virüsü toplayıp çocuğuma bulaştırırım diye endişelenmeniz lazım bir ebeveyn olarak öncelikle, Hocam öyle şimdi değil mi? şöyle sorular var. Diyorlar ki tabii ki, ya daha da basite indiriyorlar bazı soruları. Ben bunları sorayım bir taraftan da. Annelerin bu arada birçok ülkede işte Hollanda'da maske kalkmış, İngiltere'de maske kullanılmıyor. Yorumları kapatmıyoruz. Çünkü sorularınız olmak, sizin de sorularınız var. Kumaş maskeyi Alıyoruz soruyor soruları. anneler. Ha, evet. Şimdi gelelim ona, kumaş maskeye. Tabii doğal olarak diyorlar ki haklılar. Ya biz o kadar zor durumda kalıyoruz ki yani çocuğumuzu nasıl koruruz? Şimdi birincisi bunlar da söylenecek. Kumaş maskeler korumuyor diyecekler. Zaten öbürü de korumuyor. Yani o yüzden hiçbir endişeleri olmasın. İlla takmak zorunda kalırlarsa kumaş, ama nasıl bir kumaş? Bakın, saf pamuk lifleri bile Tülbent. bizinoz, lütfen not alsınlar. Bizinoz yazsınlar. Yayın bitince girsinler. İnterneti bizinoz nedir öğrensinler. Veya bizinozis. Bizinoz durum, o anlamda mı diyorsunuz? Bizinoz. Bizinozis bir hastalık. Hastalığın etkeni pamuk mikrofiberları, mikro lifleri. Çırçır işçilerinde görülen kronik akciğer hastalığı, sakatlayıcı bir hastalık. Yanlış hatırlamıyorsam cumartesi ateşi mi? Pazartesi ateşi olarak da biliniyor ama bizinoz yazsınlar. Yayından sonra baksınlar. Düşünün, en saf petrokimyasal ürünlerden bahsetmiyoruz. Grafenden bahsetmiyoruz. Yani olabilecek en doğal bezden, taktıkları bez maskenin bile bu kadar uzun süre kullanılmasının ve bu kadar yoğun kullanılmasının bebek ve çocuk akciğerlerinde meydana getirme, tahribat meydana getirme riski var. Tıpta bir atasözü var. Faydası olmayan şey zararlıdır. Bu maskelerin faydası yok. Doğal olarak zararları var. En tabii olanı bile. Çok zor durumda mı kaldınız? Işın Hanım'ın zannedersem Ben gene bir görüyorum şey hocam. var. Siz devam edin. Kesmeyin. Çok anne olarak çok zor durumda kaldım. Ne yapayım hocam veya ne yapalım arkadaşlar diye bir soru da yanıt. Bakın, her şeyden önce maskeyi kendiniz üretin. Gidin pamuk, keten ve bambu. Bu üç doğal lifli bitkiden elde edilen kumaşlar var. Keten kumaşı biliyoruz zaten, değil mi? Kanvas olarak da bilinir. Evet. Pamukluları zaten biliyoruz. Üçüncüsü de son yıllarda özellikle çorap sanayinde çok yoğun olarak girmiş. Artık modaya da zannedersem girdi. Bambu liflerinden elde edilmiş. Yalnız şuna dikkat etmek lazım. Bu kumaşlar kumaşlarla işlenmemiş kumaşlar olacak. Mümkünse boya dahi görmemiş ham kumaşlar olacak. Bu Okulda bir. da bunlara müsaade edilmiyormuş ama. Evet, müsaade edilmiyor hocam. Evet. Ben onu söyleyecektim. Doğru söylüyor Işıl'ım. Aynen. Yani uçakta da bunlara Yani müsaade edilmiyor, okulda da müsaade edilmiyor. İlla cerrahi maske isteniliyor. işte o ısrarlarını yazılı bir dilekçeyle bildirirlerse, Hocam ısrarlarının bir anlamı yok. Aslında dilekçeye de gerek yok işte da. Dilekçede biz orada kal. hayır hayır, hayır yazılı olarak Yazılı olarak. bildirirlerse en azından söz uçar yazı kalır. Bizde Onun hep için. öyledir. Bizde cerrahide şöyle bir prensip vardır. Yaptığını yaz, yazdığını yap. Yazılı olarak verirlerse en azından ileride hukuki bir süreç işlediği zaman Tabii. elinizde, ya valla okulun müdürü böyle söylemişti. Şimdi benim çocuğum astım oldu. O zaman okulun müdürü böyle söylemişti. Bize petrokimyasal türevlerden üretilmiş tıbbi ve cerrahi maske takmamı söyledi. Biz de onun direktiflerine uyduk. Hatta bir nevi mobbing sayılır. Zorlamalarına uyduk. Çocuğumuza taktırdık. Çocuğumuz alerjik astım oldu veya alerjik rinit oldu veya ya öksürdü ya. Çocuğum öksürdü onun yüzünden. Davada haklılığınızı ispat etme. Çünkü adamlar inkar edecek. Yani hakim karşısına çıktığı zaman ilk yapacakları şey inkar olacak. Hayır diyecek. Hayır, asla biz öyle bir zorlamaya girmedik. Kim Evet, demiş buyurun. buna? O yüzden lütfen okul idarelerinden bu talepleriyle ilgili yazılı, altlarında da imzalarının olan, yani sorumluluk bizde şeklinde kağıt isteyin. O kağıdı Evrak. evrağa
Bakalım. O evrağı vermezlerse eğer, bakın deyin, bu evrağı bana vermek zorundasınız. İl Sağlık, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sizi şikayet edeceğim. Evet. Var mı öyle çocuk korkutur gibi? Yok efendime söyleyeyim, biz bez maske istemiyoruz. Sen kimsin ya? Hocam, Sen kimsin? ben yaşadığımı anlatayım hemen. Bana da öyle çıkıştılar önce. Ben şunu söyledim okul idaresine. Siz dedim herhalde haberiniz yok dedim. Genelgeyle ülke yönetilmiyor. Ben anlattım kanunları. Bakın dedim bu bir dilekçede yazıyor bu kanunlar dedim. Tamam mı? O genelge sizin için geçersiz. Tavsiye edersiniz. İsterseniz açın bakalım orada göreceksiniz dedim. Tavsiye niteliğinde de. Ben tavsiyenizi kabul etmiyorum kardeşim dedim. Ben çocuğuma maske takılmayacak bu okulda dedim. Böyle bir şey görürsem dedim hemen dedim hukuki yollara başvururum dedim. Çünkü yetki aşımı yapıyorlar hocam. Onların yetkisinde değil. Çocuklara maske takacaksın. Böyle bir şey yok. Ya Hiçbir öğretmen aslında bir şey söyleyeceğim. idaret bunu Öğretmenlerin yapamaz. öyle tabii ki. Anayasanın bir reforması Öğretmenler de var bir şey burada. söyleyeyim mi? Öğretmenler de iki ara bir derede kaldı. Neden? Çünkü aşk Evet, bana korkusu. da söylediler Işın Hanım, aynen. Aynen öyle. Bugün yine aynı şey. Altta yazanlar var. Beden öğretmeni öğretmeniyim özel okulda diyor. Zaten bir kere spor yaptırırken ya da bu çocuklar herhangi bir spor faaliyetinde bulunurken maske takmalara kadar daha absürt bir durum olamaz Yok, herhalde. Yani olamaz. Evet, olamaz. spor salonunda hatırladığım kadarıyla pandemi ilk başladığında ilk giden Çinliydi zaten. Hani spor koşu bandında bir tane Çinli maske yok. Küt diye kalpten gitti. Ama çocuklarımız için haklarımızı aramakla yükümlüyüz. Ben çocuğumun Evet. maske takmasını istemiyorum. Ben çocuğumun bağışıklığının düşürüldüğüne inanıyorum. Evet. Benim çocuğum ikinci günden itibaren gözleri kızarmış, burnu, ağzında bir iltihap kokusu varsa ve benim çocuğum üçüncü günden itibaren her gün, yani düşün sabah 8:50'de derse giriyor, 14:50'de çıkıyor, bir tek yemek yerken maske çıkartabiliyor. Bu süreye cerrahlar dayanamaz Işın Hanım. Biz zannederler ki halk ameliyathanenin kapısından girer girmez maske takıyoruz. Öyle bir şey yok. 7 saatlik 8 saatlik ameliyatta dahi cerrah molalar verir. Bazen 2 saatte bir mola verir. Bazen 3 saatte bir mola verir. Çıkar Hocam bir nefes alır, bu da tuvaletine gider, su içer, sigara kullanıyorsa bir sigara tüttürür, dinlenir zihnen, ameliyata devam eder. Eğer ekipler halinde çalışılmıyorsa. Yani bir cerrah da girdiği zaman 8 saat maskeyi çıkarmadan çalışıyor veya ameliyathane öyle bir izlenim yaratılıyorsa halkta, bu yalan. Ben 31 senedir bu işin içerisindeyim. ya Ameliyathanelerdeyim, yoğun bakım. öğretmenler de zor durumda. Sonuç itibariyle bir Evet. şey Yani dayatılmış. bu işin Şunu tartışması Bekcan yok. hocam. Yani Şunu Bekcan hocam. hiçbir öğretmen veya yönetici, ben bilmiyordum bu konuyu, ben bu konuda cahildim, kandırıldım şeklinde bir mazeret üretemez. Ben Bilecekler. katılıyorum. Ben madem onu zorluyorlar, ben ne kadar bilgi sahibiysem maske konusunda, bunu zorlayan da benim kadar bilgi sahibi olmak zorunda. Anlatabiliyor muyum? Yoksa öyle bilgi, bu konudaki cehaletten bahsediyorum. Genelde maske konusunda cahilsen senin söz söyleme hakkın yok. Maske konusunda eğitimli olacaksın. Hani sonuna kadar öğreneceksin. Ondan sonra zaten öğrendikten sonra böyle bir tahakküm veya zorlamaya girmezsin kimseye. O yüzden maske konusunda cehaletin asla ve kata geçerliliği olamaz. Dediğim gibi resmi evrak alırsınız ellerinden. Yarın öbür gün bu çocuklarda üst ve alt solunum yolu enfeksiyonun riski vardır çünkü. Ya altına da 4 tane 5 tane bunun olduğuna dair bilimsel kanıt koyarsınız. Çocuğunuzda akut sinüzit, akut rinit, efendime söyleyeyim bronşit gelişir gelişmez dava edersiniz. Astım gibi kalıcı bir hasar meydana gelir. Bu risk Hastalıkla vardır. karşılıklı dava edebiliyoruz diyorsunuz değil mi hocam? Tabii, aynı şekilde. Tamam. Astım gibi kalıcı bir hastalık Allah korusun meydana gelirse zaten işin boyutu Bu çok boyuta başka yerlere gelmesine ne gerek taşınır. var ama yani şimdi? Evet. Ne gerek var? Çok Tabii. Biz çocuklarımızı şimdi bizim koruyamıyoruz şu anda. Biz çocuklarımızı işte ebeveyn olarak koruyamıyoruz. Yani ben o maskeyi, şimdi bana Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki çocukların okula gitmek mecburiyetinde. Ben de bu sene diyor online eğitim yok. Doğru mu? Doğru. Şimdi çocukları tamam okula Işın Hanım, yolladık. o zaman sorumluluk alacaklar. Bakın şimdi
aşılara dönmeyeyim tekrar da, aşı konusunda üreticisi olan Uğur Şahin dedi ki ben sorumluluk almıyorum arkadaşlar. Üreten. Adam üreten Pfizer, İmzayı BioNTech, çaktırdı millete. hepsi Moderna. Bizler dediler hiç sorumluluk almıyoruz. Canınız isterse alın aşıyı ya canınız isterse almayın. Tamam, onlar almadılar. Bizim Sağlık Bakanımız sorumluluk alıyor mu? O da almıyor. Bugünkü beyanını dinledim. Diyor ki Evet. bu diyor aşıyı diyor uygulayan diyor hemşire arkadaşlarımıza diyor teşekkür ederim diyor. Ve diyor bu sorumluluğu alan doktorlarımıza da teşekkür ederim. Bak bak sorumluluğu o gariban pratisyen hekim onlara atıyor diyor ki bu sor ya sen alsana kardeşim aşının sorumluluğunu üzerine. Sen Sağlık Bakanı değil misin? Evet. Sen alsana. O da sorumlu değil. Uğur Şahin sorumlu değil. Sağlık Bakanı sorumlu değil. Kim Sorumlu kimmiş? sorumlu? Doktormuş. Diyor ki uygulayan diyor hemşireler tabii ki sorumlu değildir. Kanunen öyledir. Ona Order. görev verilmiş. Order'ı kim veriyor? Doktor veriyor. Orada De. gariban doktor veriyor. Diyor ki ve diyor sorumluluğu alan diyor doktorlara da teşekkür ederim. Sorumluluğu alan doktora şimdi teşekkür ediyorsun da yarın aşı yan etkileri artık ayyuka çıkınca tabii ki sorumluluk onda dediğin doktora dava açılınca arkasında durabilecek misiniz? Durmayacaklar. Anlatabiliyor muyum? Aynı şey maskeler için de geçerli. O yüzden lütfen idarecinden, okul idarecisinden maske ile ilgili bir zorlama varsa yazılı evrak altında da sorumluluk bendedir diye imza alın. Yarın çocuğunuz astım olduğu zaman kronik akciğer hastalığı veya daha basitlerinden bir zatüre, bir bronşit, bir sinüzit geçirdiği zaman o evrakla birlikte gidin karşısına kardeşim seni dava ediyorum ben seni zamanında uyarmıştım. Bu Tabii. maske benim bebeğime, çocuğuma zarar verecek demiştin. Sen de sorumluluk bende demiştin. Şimdi sorumluluğu yerine getireceksin. Bakın bu mücadele yapılmadan bizim bebeklerimizi, çocuklarımızı koruma ihtimalimiz yok. Yani biraz maalesef biraz cesur olmak zorundayız. Biraz ön almak zorundayız. Yani bir insan evladı benim konuşmama bile gerek kalmadı. Benim de 13 yaşında bir kızım var, en küçüğümüz. Okula giderken annesi okul idaresiyle konuştu. Dedi ki benim kızım maske takmayacak. Tamam dediler. Yani, tamam. Daha ne Bitti o olacak? kadar. Ben de onu Bizim söyledim. Bitti. dediler öyle bir zorlamamız yoksa. Yok, olamaz Bu zaten. kadar. Nasıl olacak Bu öyle şey? kadar. Ha çok mu zor? Başka yer mi yok? Bir yıl evde kalsın. Okumasın. Ben çocuğumu sokakta bulmadım. Anlatabiliyor muyum? Zaten 2 yılı gitti. Bir yıl emin ol. Şuna da inanıyorum. Günümüzdeki Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği müfredattan daha iyi bir müfredat da vatana, millete daha hayırlı, bayrağına, toprağına, halkına daha saygılı bir evlat yetiştirmezsem evde ben de Bilgehan Bilge değilim. Şimdi Hocam işte müfredata bakıyorum. imkanlarınızda değil yani o da var. İşte tam Şimdi hanımefendi burada dediğim konuşmanız ama. herkesin imkanı yok. Ben bunu zaten kişisel olarak, kişisel beyanımdır bu. O Evet. raddeye gelseydi ben çocuğumu sokakta bulmadım kızım. Yani kusura bakmasınlar. Şimdi dediğim gibi egoist bir tavırla bu çocuk bize hastalık bulaştırır diyenlere lafım yok. Onların zaten mümkünse hani evlat sahibi olmasalar daha da iyi olur. Çünkü sadece çocuk dışarıdan mikrop alıp eve getirmek gibi bir risk taşımıyor. Çocuğun hem bünyesine hem ailesine karşı riskleri var. Bu yüzden de aileler, ebeveynler sorumluluk alıyorlar Tabii. değil mi? Çocuğu Tabii. olmayan insanlar ne kadar rahattır? Biz niye sorumluluk alıyoruz? Çünkü o bambaşka bir iletişim bizim açımızdan, ebeveynler açısından. Eğer böyle bir endişen vardıysa, ya bu çocuk işte bana hastalık bulaştırır gibi çocuk sahibi olmayacak kardeşim. Yani net bir şekilde. Ebeveynliğe yakışmayan bir yaklaşımdır. Çok egoist, çok bencil, hiç Ama hocam tasvip şimdi o edilmeyen. kadar çok bilgi kirliliği var ki insanlar ne yapacaklarını aslında gerçekten şaşkın durumda. Temiz Şimdi bilgiye hak... ulaşmak için çaba sarf etmek lazım Işın Hanım. Yani temiz bilgiye ulaşmak da o kadar zor değil. Bakın biz Kolay tabii ama ki insanlarımız aşı artık tembel ne veriyorsak ne verirlerse onu algılıyoruz artık. Yani bugün mesela beni oturup şöyle söyleyeyim. Maalesef çevremde bebeklerine maske takan annelerin kahir ekseriyeti entelektüel gözüken, eğitimli gözüken, hatta bazılarının eğitimli olduğunu da biliyorum insanlar. Çok üzülüyorum. Yani
Herhangi bir alışveriş sitesine girmek için saatler harcıyorlar. Hangi ayakkabıyı alalım, hangi çantayı alalım şeklinde alışveriş sitelerinde. Orada harcayacakları zamanın yarım saatini bebeklere maske takılır mı, ne gibi zararları var diye basit bir soru sorsalar Google amcaya, cart diye cevabını alacaklar. Bunlar eğitimli insanlar. Gerçekten. Yani bakıyorum, meslek sahibi olmuş, üniversite mezunu, giyimi kuşamından, halinden, tavrından eğitimli olduğu belli olan anneler, pusette bebek var, bebeğin ağzına maske var. Doğal olarak müdahale de edemiyorsunuz. Hani çekilin, ben doktorum, ne yapıyorsun sen demek geliyor içimden, ama yapamıyorsunuz. Ve bu çok üzücü bir tablo. Ve Işın Hanım haklı. İnanılmaz bir propaganda ve bilgi kirliliği var. Ama bu kirlilikle mücadele etmek de çok zor bir şey değil. Birazcık entelektüelseniz, birazcık çevrenizin farkındaysanız arayacaksınız, soruşturacaksınız. Bu işte bir gariplik var diyeceksiniz. Neredeyse hiç hastalıktan muzdarip olmayan bir çocuklara bu kadar zararlı, yan etkileri bu kadar yoğun olan bir malzemeyi kullandırmak vicdan işi değil. Ve nihayetinde ben sadece şeyden bahsettim, yani toksik etkilerinden bahsettim. Ve daha da önemli olan bir şey var. Bu maskeler virüs biriktirirler. Yani belli bir süre takıldıktan sonra bir insanı hastalandırmayacak miktardaki virüsü üzerlerinde biriktirerek, buna minimal enfeksiyon dozu denir. Hep söylüyorum bunu. Minimal enfeksiyon dozunun kat be kat üstünde mikrobu bünyelerinde biriktirerek, çocukların da her maskeyi düzeltmeleri, takıp çıkartmaları sırasında ellerini kontamine olması, yani ellerine bulaşması o milyonlarca virüsün, ve en ufak bir burun kaşıma, göz kaşıma esnasında veya birbirlerine temas sırasında normalde onları hastalandırmayacak dozları biriktirdikleri için gerçekten de cidden hastalanabilirler. Maskeler tıbbi atıktır. Yani ameliyathanelerde maskeler aynı gangrenli, iltihaplı bir yarada kullanılan gazlı bez, kullanılmış gazlı bez ne kadar kontamine bir şeyse, kirli bir tıbbi atıksa, ameliyatlarda kullanılan maskelerde tıbbi atıktır. Şimdi bunlara girmeyeceğim, çünkü söz konusu olan çocuklarımız. Ve nihayetinde benim son olarak söylemek istediğim şey şu: anne baba olarak, özellikle anneler, bir maskenin çocuğunuzda meydana getirdiği, tekrar ediyorum, bir maskenin çocuğunuzda meydana getirdiği solunum yolu hasarını çok önceden tespit edebilirsiniz, teşhis edebilirsiniz. Yani hastalık daha ilerlemeden, geriye dönülmez aşamaya gelmeden, nasıl ki kanser farkındalığı var, değil mi? Mesela meme kanseri ile ilgili kadınlarımıza önceden farkındalık için bir takım kendi kendilerini kontrol ve muayene yöntemleri öğretiliyor, değil mi? Aynı şekilde çocukluk çağı, okul çağı çocukların maske nedeniyle solunum sisteminde meydana gelen hasarı erken teşhis edebilirsiniz. Bu konuda birkaç tane basit şey ve ipucu vereceğim size. Maskeler çocuklarda Hocam, dikkatle... o ipuçlarına Tamam. çocuklarda nasıl hasar oluşuyor maske dolayısıyla bununla ilgili ipuçlarına verirseniz bir virgül koymanızı istiyorum. Şimdi birkaç tane husus var. Bu konularda çokça soru geliyor. Biz bunlara değineceğiz. Bunları da ben burada hemen belirteyim. Biraz da zamanı iyi kullanalım. Işın Hanım'a da çünkü soracağım birkaç soru var. Yani sizi asla kesmek değil, özellikle bir dakika Hayır, sizin. hayır. Hocam bir mitingi soruyorlar. 11 Eylül'deki miting. Miting Evet, yapılacak. 11 Eylül'de mitingdeyiz. Miting olacak. İstanbul Valiliği onay verdi. Maltepe'de miting olacak. Ben yarın Twitter'da hava durumunu bile paylaşacağım. Çıkmış hocam ama o sorun halledildi. Onu söyleyelim tekrar. Evet, valilikten onay alındı. O bizim cici medyanın, bu kirli propaganda medyasının üzerine atladığı bir şeydi. Yalan. Doğru Zaten diye soruyorlar. bunlar sitelerinden geri çektiler o haberi. Oluyor böyle şeyler. Bu koronavirüs hikayesinde neler neler oldu. Mesela iki tane hekim Hakk'ın rahmetine kavuştu. Aşı karşıtı doktorlar öldü dediler. Sonradan öğrendik ki maalesef her iki meslektaşımız da çift doz aşılarını olmuş insanlardı. İsimlerini hatırlıyor musunuz hocam? Hatırlamıyorum, ama bunlar haber oldu. Haber Daha oldu. sonra da birisinin ailesi tarafından
Diğerinin de iş arkadaşları tarafından bu haberin yalan olduğu paylaşıldı. Buna benzer ben size geriye dönük son 20 ay içerisinde yüz binlerce diyebileceğim rakamda abartılmış, yalan, saptırılmış haber çıkartabilirim sadece gazetelerden. O 7/24 bütün kanallarda yayınlardan, haber kanallarındaki yayınlardan hiç bahsetmiyorum. Artık kendi yalanlarını da yalanlamaktan bir hal oldular. Biliyorsun %98 korur diye başladılar. Evet. Ne hallere düştüler? Evet. Söyleyecek söz İngiltere'de bulamıyorum artık. İsrail %39'a düşürdü ki siz dediniz ki %56, %50'nin altına düştüğünde aşı zaten aşı olma özelliğini yitiriyor Tabii. dedi. Kaybolur. İşte bunları mümkün mertebe yabancı ve yabancıdan kastım Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı değil, İngiltere kaynaklı, İrlanda, İzlanda, İsrail kaynaklı haberlerden takip ederlerse o zaman gerçeğe daha yakın bilgilere ulaşırlar. Tabii ki bu ülkelerde de sansür yok demiyorum ama en azından Amerika ve Türkiye gibi değil. Hocam, şimdi mitinge gideceksiniz. Ben de şahsen Selçuklu'da olarak bir aksilik çıkmazsa mitinge gitmeyi istiyorum, Evet. anlıyorum. O benim boynumun borcu. Gideceğim. Evet. Evet, yani kesinlikle ben de orada olmak istiyorum. Ben Ankara'da olduğum için yani bir aksilik olabilir Evet. gibisinden yani şeyimi bırakıyorum gene. Sevgili izleyenler, dilekçeyi soruyorsunuz. Dilekçe örneklerimiz benim hesabımda var. Orada verdim. Benim Telegram hesabıma da girebilirsiniz. Profilimde var. Telegram'da da indirebilirsiniz. Orada boşlukları dolduracaksınız sadece. Bu kadar. Print yapacaksınız. Dilekçe örnekleri Telegram hesabımda da var. Oradan indirebiliyorsunuz. Ya da Instagram hesabımda yine dönüp baktığınız zaman görürsünüz. Alıp tekrar yazın. El yazısıyla da yazabilirsiniz. İmzanızı atacaksınız zaten. Bakanın açıklamasını soruyorlar. Hocam kısaca bunu da şey yapalım. Medya konusuna girmek istiyorum ben biraz. Işın Hanım'la biraz medyayı konuşacağım ve sanatçılarımızın buradaki bütün delilleri görüyorsunuz sevgili izleyenler. Bakın bütün medya şu anda sorgusuz sualsiz bir dayatma yapıyor. Aşikar yani bunu aşı olan da olmayan da kabul ediyor. Yani böyle bir dayatma var. Çünkü aykırı fikirlere yer verilmiyor. Veriliyor mu? Hayır. Biz de burada farklı fikirleri ortaya koymaya çalışıyoruz. Delilleriyle anlatmaya çalışıyoruz hocamızla. Şimdi ben şöyle bir çağrı yapıyorum. Buyurun gelsin bütün sanatçılarımız, bilim insanlarımız. Farklı fikirler de gelsin. Biz çağırıyoruz, farklı fikirler gelmiyor. Tabii, Tartışma tabii. ortamında buyurun tartışalım. Yok efendim biz gelmeyiz o mindere. Minder neyse. Yani böyle bir şey olmamalı. Bir bilim insanı kesinlikle her konuda tartışmaya hazır olmalı. Zaten Gelin bilim tartışılan bir sayınız. şey değil midir zaten? Ya, böyle Evet. böyle Zaten bulunduysa şüpheyle yani başlar zaten. temelinde o var, evet. Yani bu Bilim dogmalardan oluşmaz. sanatçılarımıza bir çağrı yapmak istiyorum. Yani Işın Hanım'ın vesilesiyle burada. Lütfen bize gelin destek olun. Bakın burada bize derken çocuklarımız nefes alsın diye uğraşıyoruz. Yani bakar mısınız? Dilekçeyi yazıyoruz. Size bundan bakın elinizi vicdanınıza koyun. 2 sene önce deselerdi ki dilekçe vereceksiniz çocuklarınız nefes alabilsin diye. Deli misin ya dersiniz öyle değil mi? Ya Evet. biz çocuklarımız nefes alsın diye burada bakın dilekçe veriyoruz. Anayasamızın teminatını kullanıyoruz. Programlar Şeyle yapıyoruz alakalı hatta. çok soru var Selçuk. Taramayla alakalı da sanıyorum bir dilekçe Şimdi örneği ona da çıkartmak gireceğim. gerekecek. Evet. Bakanın açıklamalarına geleceğim. Bilgehan Hocam virgülü koyduğu yerden devam etsin. Şimdi o belirttiğiniz hususlar hocam. Madde madde vereceğim demiştiniz. Tamam, evet. Oradan devam edelim. Çocuğunuz Ondan sonra bakanın okul açıklamalarına gelelim. Daha sonra medyaya geleceğim tekrar. Buyurun. çocuğunuz okula başladı, mecburen maske takıyor, engel olamadınız. Nasıl, nelerle karşılaşırsınız? Her şeyden önce burun tıkanıklığı, genizden konuşma. Şu şekilde konuşur çocuk. İşte hadi konuşurken böyle genizden konuşma dediğimiz, hani o burun tıkalı Geniz haliyle konuşması. konuşmaya başlar. Burun akıntısı ve geniz akıntısı olur. Bu geniz akıntısı özellikle gece uykuda kendisini gösterir. Bu bir iritasyon, tahrişin ilk bulgusudur. Gece uykusunda çocuk kuru kesik kesik öksürür. Anlatabiliyor muyum? Kesik kesik öksürük nöbetine bile girebilir uykusunda. İlk hemen hemen en erken solunum sistemi hasarının, maske nedeniyle ortaya çıkan solunum sistemi hasarının hemen hemen ilk bulguları bunlardır. İlk Anlatabiliyor muyum? belirtiler böyle. Evet.
Evet, ilk belirtiler böyle başlar. Huzursuz bir uyku geçirir. Huzursuz uyku geçirdiği için sabahleyin yorgun, bitkin ve zor uyanır. Darmadağın, hani o zımba gibi kalkan çocuk, bazı çocuk mesela benim kızım bildim bileli çok zor uyanır. Bir saat afyonu patlamaz ama hani öyle o daha aşırı hale gelir. Zımba gibi uyanan çocuklar böyle zor yataktan kalkmak isterler. Uyumamış gibi yorgun kalkarlar. İlk bulgular bunlardır. Maskenin solunum sistemi üzerinde hasar meydana getirmeye başladığının ilk bulguları. İkincisi, tabii ki çok sık sinüzit, akut sinüzit, rinit dediğimiz üst solunum yolu enfeksiyonu, bademcik dediğimiz hastalıklara daha sık yakalanmaya başlarlar. Ama bu kalıcı solunum sistemi hasarından ziyade maskenin ikincil arttırdığı şeylerdir, kliniklerdir. Çocuğunuzun solunum sesini duymaya başlarsınız. Yani 15-20 santimetreden normalde bir insanın nefes aldık verdiği duyulmaz. Yani uyurken nefes alıp verdiğini çok yaklaşırsanız duyarsınız ama hani normal kahvaltı yaparken veya o kitap okur, ders çalışırken çocuğunuzun nefes alıp verme seslerini duymaya başladığınız zaman bu da bir kalıcı akciğer hasarının başlangıç bulgusudur. Anlatabiliyor muyum? Ötmeler, derin nefes almada veya derin nefes vermede böyle düdüğe benzer diye bir ötme duyarsanız bu da benzer bir sıkıntının başlangıcıdır. Gibi. Hatta birazcık hasar ilerlemiş anlamına gelir. Doğal olarak maske takan çocuklarda bağışıklık sistemi çöker. Dikkat dağınıklığı olur. Çabuk uykuları gelir ve çabuk yorulurlar. Bu ayrı. Ama normal sahil zamanda da işte merdivenleri durup diye çıkan afacan bir çocuğun ikinci katta kesilip kaldığı, hani bizde kösülme denir, kesilip kaldığı, nefes nefese kaldığı, yanakların al al olduğunu görüyorsanız çocuğunuzda, bu da Göremiyoruz kalıcı hocam, bir maske akciğer var. akciğer hasarının başladığının ön bulgularından bir tanesidir. Bunlara çok dikkat ve özen göstermek lazım. Böyle bir halle karşılaştığınız zaman doğal olarak ilk yapacağınız iş böyle bir hasarın derecesini tespit etmek için bir pediatri çocuk hastalıkları uzmanının kontrolünden çocuğunuzun geçirilmesidir. Hocam, bakanın açıklamalarını soracağım yine size ama şimdi Işın Hanım'a bir iki şey sormak istiyorum. Işın Hanım, siz değerli bir Estağfurullah. sanatçımızsınız. Hem sesinizde, o güzel şarkılarınızda her zaman kulağımızdasınız ve ben gerçekten çok beğenerek izlediğim, dinlediğim bir sanatçısınız. Sağ olun. Şimdi bir sanatçı vicdanı da ortaya koydunuz siz tabii. Bu çok önemli bir şey. Siz toplumun bu aşı baskısı karşısında bir sanatçı refleksi göstererek, toplum vicdanını ortaya koyarak bu tavırları sergilediğinizde ne gibi güçlüklerle karşılaştınız? Ne gibi zorluklarla karşılaştınız? En çok sizi neler üzdü? Neleri aştınız? Biraz bahsedebilir misiniz? Ya aslında bakacak olursam en başta söylediğim konuya geri dönmek lazım. Bir halkı iki şeyle korkutabilirsin. Din, iman ve para. Şimdi yeni yeni Geçin. korkular çıktı hayatımızda biliyorsunuz. Hasta olabiliriz. Çalışamayabiliriz. Çalışamayabilirsin. Çalıştırılmayabilirsin. Bir yerlere giremeyebilirsin. Yani mesela bakıyorum şimdi bütün Sizin şimdi mesela. hatta konserleriniz falan iptal edildi demiştiniz. Evet İptal evet edildi. öyle enteresan şeyler oldu. Olmadığı için aşımız. Şimdi ben dönek bir insan değilim. Şunu hani burada bakıyorum mesela Onda hafta şüphemiz yazanlara yok kapattım. zaten. Ona gelmeye de Ya öyle gerek bir yok. durumum benim hiç olmadı. Tabii. Benim Ben yaptıkken, sadece benim rastladığım yaptığım için ben soruyorum. evet ben gidip aşı oldum. Evet oldum. Oldum. Ne yapabilirim? Ben de korktum. Ben de çalışamayacağım diye korktum. 18 aydır çalışmadığımız için bunca insanla beraber Ekibinizde. benimle birlikte emin olabilirsiniz ki sektörün %80'i de aynı fikirdedir. Bu önemli. Evet. %80 diyorsunuz. Yani Çok küçük ciddi bir esnafı örnek. öyle bir
Küçük esnafı da öyle bir hale soktular ki abi kolumu kes, bacağımı kes, dükkanımı kapatma dedi yani. Tabii. O aşamaya getirdiler insanları. Bizi öyle bu Kolumu aşamaya kes diye. getirdiler. Yani şimdi bu aşı oluyor ya sanatçılar. Bunların diyorsunuz ki en az %80'i zaten istemeden oluyor diyorsunuz. Kesinlikle. Yani sanatçılardan bahsediyor. Sadece şimdi popüler kültürün insanlarından bahsetmiyoruz. Benim o tarakta da bezim yok. Ben kimseyi Genel dedi. anlamda konuşalım diyorsunuz. Ben burada Anladım. müzisyenlerden de bahsediyorum. Şimdi Tabii. benim daha geçen hafta çok sevdiğim Sezen Aksu zamanından bugüne birlikte çalıştığım Ercüment'in çift dozdan sonra aynı o üstüne hem Covid olup bir de kalp krizi geçirdiğini burada gecelerce oturup dua ettik. Allah'ım ne olur bir şey olmasın diye. İsmini bir daha söyler misiniz lütfen? Ercüment, Türkiye en önemli ritim ustalarının bir tanesi. Adam yoğun bakımda yattı. Yani bu çok ciddi bir Aşıdan sonra. dayat. Şimdi bak şöyle bir şey var Selçuk. İnsana diyorsun ki git aşını ol, hayatına devam et. Şimdi bizim sektör komple kapatıldı. Şimdi farkında mısınız bilmiyorum. Ne zaman ülkede bir şey olsa ilk zaten müzik sektörü, eğlence sektörü, Eğlen. sanata dair ne varsa kapatılır. Evet. Şimdi kapatılan bir sektörde sen artık direndin, bir saatten sonra direnemiyorsun. Ben evde çalışamıyorum Selçuk senin gibi. Ben stüdyomu evde kurdum. Tamam albümlerimi tamam evden çıkartıyorum ama Evet doğru. sahnemi ben evden kuramıyorum. Tabii, mutlaka. Karşılaştım ya ben bir şey söyleyeyim mi? Anneannem çok güzel öğretti. Ben beni biliyorum ya, gerisi boş. Ben yüreğimi de Davulun biliyorum. sesi, evet. Davulun sesi uzaktan hoş gelir. Işın Hanım, gerçekten çok teşekkür ederim. Emin olun, bu samimi şekilde anlattığınız belki yüz binlerce, belki milyonlarca insanın duygularına tercüman olur. Çünkü Ben ben bununla alakalı çok mesaj alıyorum hocam. Yani Işın evet. hani çekinerek de yazıyorlar. Hani mecburen yaptırdım diyor kadın ya. Evet. İstemedim, yaptırdım diyor. Şimdi mesela Maalesef. ben yurt dışındaki bütün konserlerimi yok etti. Böyle bir şey yok. Gidemiyorum ben. Çünkü inaktif bir aşı olduğum için. Zaten gidemiyorum ama en azından ülkemde çalışabiliyorum şu anda. Bu ne kadar acı bir şey biliyor musun? Çok acı Çok. gerçekten. Yani mücadelelerinize çok saygı duyuyorum Işın Hanım. Yani gerçekten ben diğer sanatçılarımızın da çok isterim yani size destek vermesini Ya bir şey söyleyeceğim. Pandemiden bu yarışa yana destek vermesini. hiçbir konuda kimse kusura bakmasın. Herkes kendi gemisinde battı. Ben çok mücadele ettim. Benimle birlikte bir iki tane arkadaşım zaman zaman yanımda bulundu. Buradan sevgili Serkan muhakkak izliyordur. Müzisyenler için yapmadığımız, etmediğimiz hiçbir yani ses olmak adına çıkartmadığımız ses olmadı. Ben aşı karşıtı değilim. Evet, ben şu an yaşananlara karşıyım. İnanılmaz karşıyım. Çocuklarımıza yapılanlara inanılmaz karşıyım. Maske hiç takmadım. Uçakta kavga ettim biliyorsunuz hosteslerle. Bana maske zorunluluğu getirdiler. Maske Uçakta takmam. Tabii. Maskeyi takmanız gerekiyor dediler. Ama bana çay satarken maskemi çıkarttırdılar. sürekli çay Tabii. alsaydım. Tabii aldım. Ben bir saat boyunca çok yavaş çay içerim. 4 tane çay aldım uçakta. Yani karşı bir tavrım yok. Sadece Dayatmaya karşıyız. Biz de zaten aynen aynısınız. öyle. Dayatmaya ben yenildim. Ben çok üzgünüm yenildiğim için. Yok, bunu genel olarak kabul etmem. Zorunluluk var. Ben aynı durumda olan birçok vatandaşımız olduğunu biliyorum. Maalesef. Fakat yayına biraz garip garip sesler geliyor alttan ama benden kaynaklanmıyor onu söyleyeyim. Benden de kaynaklamıyor. Hocam bir Benden o mikrofonunu zaman. böyle bir iptal Bir tık tık deneyelim yapsanız istersen. hocam.
Bir asansörde iki kişi varsa diyor, kimin yerlendiğini hissedebilir. Evet, hocam peki şeyi soracağım hemen. Bakanın bugünkü açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsun? Ne gibi bir tarama olabilir bu? Bunu da çok endişeyle soruyor şu anda izleyicilerimiz. Yapamayacakları şey. Şimdi yani nasıl bir tarama? Taramayı yapacakları zaman geçti. Neyin taraması? PCR Anlamadım. yapacaklar büyük bir olasılıkla. Şimdi Neden PCR'lar? bütün dünya hızlı testlere geçti. Yani hızlı testlerin bir de Bir dakika. güven... Orada bir çalışma falan var mı? Ne çalışması? Yani böyle bir kürekte sanki bir şey kazılıyormuş gibi sesler geliyor. Yok yok, benden Dur. gelmiyor. Ben demiş şaka yaptım. Şimdi kesildi. Çok tuhaf yani. Ben şu anda Bakırköy'deyim. Önümde Atatürk Havalimanı'nın uçuş hattı. Uçak sesi geliyor olabilir diyeceğim ama uçak Yok, sesi. o değil hocam, o değil. Yok yok, bu bariz bir ses giriyor. Dur bakayım. Şimdi nasıl? Geliyor. Çok büyük bir gürültü var. Yani söylediğim nokta güçlük çekebiliyoruz. Da büyük bir hışırtı var. Yani biz bunlara çok şaşırmıyoruz hocam. Bu bizde çok sık oluyor. Mesela bizlerle yaptığımız programda yine tam böyle programın en ateşli Yavuz Hoca akran düşüyor. Maalesef bilmiyorum sebeplerini. Bu tip anormalliklerle de karşılaşıyoruz. İnşallah bunu Instagram aşağı diye düşünüyorum. Şimdi hocam, bakanın açıklamalarını hemen Hocam her nefes aldığında başlıyor, farkında mısın? hocam, bir yayını kapat, tekrar alayım sizi isterseniz. Hayır, onunla ilgili değil. Kapatın hocam hemen. Benim nasıl kapatacağımı bilmiyorum aslında. Şimdi sesim geliyor mu? Yok, sesiniz geliyor Geliyor tabii. mu? Ben nasıl Yani kapatacağımı da bilmiyorum bu canlı yayını. Evet, Sen canlı şu kapatınca an. otomatik kapanıyordu daha önce. Yok hocam, sen üstten çarpıya bas. Sağ üstte çarpım var ya, ona bas. Ben tekrar alayım hocam seni. Büyük ihtimal Yo, iyiyiz iyiyiz. değil mi şimdi? Hala gürültü Şimdi mü geliyor? iyiyiz. Şu anda yok. İnşallah İyiyiz. başlamaz. Tamam. Bakanın Ben ustalara açıklamalarını nasıl söyle. değerlendiriyorsun hocam? Fahrettin Koca'nın açıklamalarını. Buyurun. Yani Şimdi bu test Fahrettin. olabilir mi? Ne yapacaklar? Çocuklarımızı niye rahat bırakmıyorlar mesela? Bunu biz anlamamız lazım. Yani Anne olarak bilmek istiyoruz bunu. Buyurun. şu anda ben dünyada kimin yerinde olmak istemezsin diye bir soru gelseydi Fahrettin Koca'nın yerinde olmak istemezdim açıkçası yani. Katılıyorum hocam. Evet. Emin ol, çok zor durumda. Zaten biz hani hekim olarak insanın yüzündeki ifadeden yaklaşık ne gibi bir sıkıntısı olduğunu da anlarız. Çok büyük sıkıntı içerisinde. Allah kolaylık versin diyorum. Zor iş, çok zor iş. Ben bu kadar bilgiyi kirli hale getirmek, dezenforme etmek, istatistiklerle oynamak, hakik. Geliyor mu sesin? Var mı? Evet, geliyor hocam, geliyor. Evet. Sorular Çok var zor hocam, iş. onları soruyorum size. Evet. Buyurun. Evet. Yapılamayacak işler, işte kararlar. Başından itibaren saymakla bitmez. Bunlardan bir tanesi de bugünkü açıklamaları içerisinde. Uygulanamaz şeyler bunlar. Tarama bizim yapamayacağımız bir iş. Bu işi başaran bir tek zaten dünyada Güney Kore var. Tarama işini başaran. O da şeyin başındaydı yani, salgının başındaydı. Onlar da daha sonra vazgeçtiler. Deneme Öyle bir olarak hakları yapıldı. var mı peki? Yani benim çocuğumun, kimsenin benim iznim olmadan benim çocuğuma dokunma hakkı var mı kimsenin? Yok, normalde yok. Hayır, yok, Annelerin çok kesin yok. merak Yani kanunen normalde böyle bir şey kesin yok. mümkün değil zaten. Evet. Şimdi anneler bunu merak ediyor. Yok. Şunu Çok merak soruyorlar. ediyorlar. Tarama bunu keşke bir hukukçu da Zaten biz danışabilseydi. bunu hukuk programında işledik bu konuyu. Ben yine Tekrar yapacağım hatırlatmak ama adına şunu merak söyleyelim eden o zaman. izleyicilerimiz görebilirler. Benim yani hesabımda var bu program. Okey. Tekrarlamak Kesinlikle adına şöyle bir şey çalışıyoruz. var. Bir, maske çocuklarımız için yararlı mı? Asla değil. Bunu konuştuk. Doğru mu? Konuştuk. Bu çocukların Evet. Doğru. çocuklarımız için çok ciddi problemler teşkil ettiğini söyledik mi? Evet. İleride Evet. oluşabilecek hastalıklarla alakalı dava açılabileceğimizi konuştuk mu? Konuştuk. Evet. Taramaya geldik. Diyoruz ki tarama
Yasak. Kimse benim çocuğuma, senin çocuğuna, sizin çocuğunuza dokunamaz sizin izniniz olmadan. Evet. Bu kadar. Doğrudur. Ve bununla alakalı dilekçe vermemiz gerekiyorsa bütün anneler, babalar, ben de sayfalarımda paylaşacağım. Ben kızıma asla bundan sonra, yani ben de okula yazacağım. Gerekirse Sağlık Bakanlığı, gerekirse Milli Eğitim'e, nereye gitmem gerekiyorsa. Eminim ki benimle beraber birçok anne de bugünden sonra çok daha bilinçli olacaktır. Dediğiniz gibi eğer ki maske takmak istiyorlarsa egoist olarak adlandırılan hani benimle kavga eden anneler, senin yüzünden benim çocuğum eşim olacak diyen annelere selam olsun. Çünkü hakikaten dördüncü günde ben kızımın önümüzdeki 10 gün sonra hasta olabileceğini gördüm şu anda. Ve benimle birlikte muhtemelen birçok anne aynı durumda. Kesinlikle. O annelere, yani bu endişe içerisindeki annelere okumalarını tavsiye ediyoruz. Muhtemelen hepsi okur yazardır. Dediğim gibi internet doğru sitesinde araba. Aynen. İnternet sitesinde alışveriş için ayırdıkları zamanın az bir kısmıyla bizim bugün konuştuklarımıza akademik olarak, tabii gene magazin dergilerinin sayfalarından değil, akademik olarak nasıl ulaşabileceklerinde şifrelerini verdik. Çok zor bir iş değil. Hatta ve hatta hali hazırda revize edilmiş bile olsa Dünya Sağlık Örgütü'nün sitesinde çocuklarda yüz maskesi Türkçe olarak yazarlarsa orada revize edilmiş haliyle bile ne kadar bizim paylaş anlatıyor. Aynen. Ya belki aynı dille, eski sert diliyle değil ama hani böyle lafları yuvarlayarak şöyle de olabilir. Diyor ki mesela işte 0-4 yaş arasında kullanılması önerilmez. Eskiden önerilmez değil, tehlikelidir yazardı. İşte 4 rakamlar yalnız 4-8 yaş grubuna mutlaka diyor yanında, yani yanında o maskeyi o çocuğa takan veya çıkartan bir bakıcı eşliğinde diyor. 4-8 yaş yani yanında. 8-14 yaşa da diyor bir süre eğitim verilmeli ve bu eğitimden yararlanıp yararlanmadığı test edilmeli. Hadi buyurun hocam, yapın. İşte buyur. Yani. Evet, hadi buyurun yapın. Ben hocam dilekçenin bir kısmını burada okumak istiyorum. İzleyicilerimiz son 5 dakika Selçuk. Biliyorum. Zaten benim de paragraf, Selçuk. Bir paragraf koyacağım. Şu, yani bunu avukatlarımız hazırladı. Bakın izleyicilerimiz bunu bilsin. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Yaşama Hakkı, İnsan Hakları ve Biyotip Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 17. madde, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 23. madde, 01.08.1998 tarihli resmi gazete sayısı 23.420'de belirtildiği üzere, Hasta Hakları Yönetmeliği madde 4 mucibince, rızam olmadığı halde böyle bir uygulamaya geçilmesi halinde gerek cezai gerek hukuki yollara başvuracağımı belirtmek isterim. Bu kadar. Bunu da açıkça belirtiyoruz yani. Onun için çocuklara böyle yok zorlamaymış, maske takacakmışsın. Buradaki hukuk kuralları burada. Bunu belirtmek istiyorum. Hocam hemen bir de şunu söyleyeceğim. Şimdi pamuk veya keten maskesi altı mı diye sormuştu bir izleyicimiz. Onu açıkladınız, o da değil dediniz. Hocam maske dışında nasıl bilgi verebilirim? Pardon. Dikkat etsinler diye sormuşlar. Nasıl? Yani çocuklar okulda nelere dikkat etsin hani gibi bir soru sorulmuş. Çocuk olsun. Çocuk. Aynen çocuk olsun. Nasıl normal 2019'da ne tavsiye ediyorsak onu tavsiye edelim. Dezenfektan, antibakteriyel gibi kimyasal madde içeren şeylerden uzak dursunlar. Bol su, ılık su ve sabun en güzel ve sağlıklı temizliği sağlar onlar için. Ondan sonra ya 2019 yılına kadar nasıl bir çocukluk yaşıyorlarsa okullarında aynı şekilde yaşamaya devam etsinler. Maskede daha çok grafenoksit bulunduğu iddiası var. Bununla ilgili Şimdi maskelerde grafen bulunduğu ile ilgili ilk şey Kanada hükümeti tarafından yapıldı. Kanada hükümeti okul çocuklarına dağıtılan maskelerde grafen tespit edildi. Tespit etti. Ve grafen solunum yolları için çok toksik bir maddedir.
sindirim yoluyla alındığı zaman zararı olmaz ama solunum yoluyla veya kana zerk edildiği zaman inanılmaz derecede toksik yan etkileri vardır. Kanada hükümeti bunları tek tek tespit edip çok yakın zamanda 3 ay önce falan okul çocuklarına dağıtılan maskelerde tespit etti önce ve ona blue mask, mavi maske adı verdi. Bunların hepsini toplatıp imha etti ve üretici şirket, ithalatçı şirketlere de çok ağır cezalar getirdi. Bizde de ama Kanada hükümeti bunu maske kullanmaya başladıktan bir sene sonra yaptı. Gecikmiş bir şey. Bizde de Aile Bakanı yaptı aynı şeyi. Aile Bakanı durduk yerde bir denetlemeye çıktık dedi. Bazı maske üreticilerine ceza kesti. Sebep şu, halkın sağlığıyla oynamak ve haksız rekabet. Bak şimdi, bir haksız ticaret kabı, bir tanesi ciddi cezai hukuk, öbürü ticaret kabı. Haksız rekabetten ceza kesti. Bu maskeleri toplattı mı? Hayır. İmha etti mi? Hayır. Hayır. O ceza dışında bir daha aynı firmaları denetledi mi? Hayır. Bir de Aile Bakanı yaptı bunu. Bunu normalde Sağlık Bakanlığı'nın hocam, yapması gerekmez miydi? Son bir dakikamızı söylüyorum. O yüzden demin dedim ki pamuk da zarar verir. Ya en iyisi bile zarar verir ama zorda kaldığın zaman pamuk, keten ve bambu kumaşlarını ama renkli baskı olmayacak, kimyasal işlemden geçmemiş olacak. Mümkün olan en ham haliyle evinizde maske üretip çocuklarınıza onu da tembih ederek, bak çocuğum, evladım, devamlı değil, hani okula girerken tak, en yakın fırsatta senin dediğin gibi indir burnunun üzerinden maskeni, rahat rahat nefesini al, koşarken, oyun oynarken sakın takma şeklinde. Zaten açık havada maske takmaya gerek olmadığını Sağlık Bakanlığı açıklamadı mı bundan? Ama okulun önüne gidin hocam. 1000 kişinin 1000'i maske takıyor çocuk. Şimdi milyonlarca ya Selçukçum, milyonlarca sinek yanılmış olamaz, hepimiz pislik yiyelim diye bir şey vardır. Her çoğunluğun yaptığı işin doğru olduğu anlamına gelmiyor. Hocam bir yanlışı çoğunluk yapıyorsa çoğunluk yanlış yapıyor demektir zaten. yani öyleyse burada referans ne, yani onu düşünmek lazım. Işın Hanım, sizden de son cümlelerinizi alalım. Neler eklemek istersiniz? Buyurun. Vallahi eklenecek çok bir şey yok. Yine bilgilendik. Teşekkür ederiz hocam. İyi ki rica varsınız. Ederim. Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten anlatıcı olmak. Sizler de aynı şekilde çok selam söyleyin. İyi ki katıldınız. İyi ki varsınız. Evet, desteğiniz i̇yi çok iyi oldu. İyi ki sizler varsınız. Teşekkür ederim. Evet. Ben diğer sanatçılarımızı da davet ediyorum. Her zaman kapımız açık. Bana yazabilirler. Tabii. Ulaşabilirler. Sizler toplumun vicdansınız, sanatçılar. Evet. Sizin samimiyetiniz inanılmaz derecede etkili. Benim açımdan da etkili toplum oldu. Toplum vicdanını taşıyor. Bizi izleyenler açıklar da etkili. Hocam, aynen toplum, öyle. Ben diğer ağaçlarımızdan da arkadaşlarınızdan da aynı samimiyeti ve cesareti bekliyorum. Çok sağ olun, var olun. Gerçekten çok teşekkür ederim. Anneler, bu ülkenin tüm vatandaşları adına. Anneler, maske takmıyoruz, taktırmıyoruz. Evet, dilekçe evet. Örneğini hesabımda görebilirsiniz. Telegram hesabımda da bakabilirsiniz. Sevgili izleyenler, bugün Işın Karaca ve operatör doktor Bilgehan Bilge ile maskenin zararlarını konuştuk. Çocuklar üzerindeki etkisini. Beni en çok etkileyen burada şu oldu. Çocuğun maskede soluduğu partiküllerin ciğerlerde kalıcı olduğunu söyledi Bilgehan hocamız. Ben en çok bundan etkilendim, onu söyleyeyim açıkça. Ben çocuklarıma maske taktırmıyorum okulda, dilekçe verdim. Şimdilik burunlarını açıyorlar. Zamanla çocuklar, yani kendi arkadaşlarıyla olan iletişimleri dahilinde tamamen çıkarttıracağım. Bu bir zorunluluk değil. Genelgeler vatandaşa bağlamaz. Genelgeler tavsiye niteliğindedir. Çocuklarımızın nefes alması gerekir. Bir de şunu tekrar eklemek istiyorum. Biz grip geçirdiğimiz dönemlerde de eğer grip salgınlarında da yani bu maske takılsaydı, hani diyecektim ki maske olayı var. O zaman niye takmadık biz bu maskeyi? Ya Selçuk, markettesin, süpermarkette adam arkanda, grip sıradasın. Adam hapşırdı, dönüp çok yaşa derdik yahu. Yani bu kadar evet. hani şimdi hapşıranlar... Ay çok yaklaşma derdik gripim. Tabii. Baba biraz filan, şimdi biri hapşırıyor, yolun öteki tarafına kaçıyoruz. Ne oldu bize yani? Hani evet, neye evet. Yakalandığımızın da farkında değiliz. O yüzden çok zor bir dönemdeyiz. Okuyalım, evet. Doğru, temiz bilgi alalım. Şunu da hocamın yanında söyleyeyim. Sevgili izleyenler, bu hastalığı toplumun %99.9'u atlatıyor. Doğru mu hocam? Evet, daha fazla. Olasılık olarak daha fazla. %99.9'undan evet. Daha fazlası bu hastalığı atlatıyor.
aşı olmadan. İkinci bir husus daha söyleyeceğim. %90'ımız sevgili izleyenler bu hastalığı farkında olmadan atlatıyor. Doğru mu hocam? %80, %90. Asemptomatik olarak.